Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni rank kasma taktikleriyle karşınızdayım. Bu seferki göstereceğim taktiklerle hem düşmanınızı trolleyebilir ya da takım arkadaşınız varsa takım arkadaşınızı yanınıza çağırıp kurtarabiliyorsunuz. Evet, değişik bir taktik. Hemen birazdan bir silah bulayım. Düşman varsa da onları indireyim. Taktiğimize geçelim. Şimdi erkenden yapmaya geçersek genelde bizi öldürüyorlar. Camdan falan sıkıyorlar taktiği yaparken. O yüzden önce temizlik, sonrasında ise taktik. Bu arada sizler de videomuza geçmeden önce aşağıdan like bırakarak destek olabilirsiniz. Eğer ilk defa izliyorsanız da, eğer ki abone olup bildirimleri açarsanız da daha fazla bu türde rank kasma taktik videolarını kaçırmadan izleyebilirsiniz. Şimdi bugün sizlere göstereceğimiz taktik ise bildiğiniz bütün evlerde yapılabilen bir taktik. Hatta Gearpool'un konteynerlarında falan da yapabiliyorsunuz. Birazdan eğer vaktimiz olursa sizlere o kısmı da göstereceğim. Mesela diyelim ki böyle çatılı bir evdesiniz, tamam mı? İlla bizi kör edeceksin, dur ya. Şimdi taktiğimiz peki nasıl yapılıyor derseniz, diyelim ki bir tanecik arkadaşınız var ya da alt katta düşmanınız var, tamam mı? Şimdi buradaki arkadaşınız alt kata tam altınıza iniyor. Hadi yürü. Atla oradan. İn. Bak, tam altıma doğru inmen gerekiyor. Tam altınıza indi, tamam mı? Bu arkadaşınız altınızdayken, tamam mı, şuraya şöyle bir buz atıyorsunuz. Şimdi şu şekilde geldim, tamam mı? Burada en köşeye doğru buz atıyorum bir tane. Çünkü en köşeye kadar gitmiş. Attım ve yukarıya. O da ne? Birisi geldi. Bir şey diyeyim mi? Sen emoji yap, ben seni çağırayım. Gel şuraya. At. Attım. Ve o da ne? Okay. Şimdi birinci taktiğimiz bu şekildeydi. Yani diyelim ki altınızda bir adam var. Onu yukarıya çıkarttırıp direkt önünüze düşürttürüp onu vurabilirsiniz. Tabi eğer isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci taktiğimize. Hemen şuradan bug'e binip biz ikinci taktiğimize gidiyoruz. Bir sonraki taktiğimiz ise Gearpool'a geldik. Bakalım Gearpool'da. İnşallah bir silahın üstüne düşeriz. Ölmek istemiyorum bu sefer. Direkt şu videoyu çekeyim. Kurtulayım derdindeyim. Fakat aşağıya attı. Bir dakika, bir dakika. Var ya bak, şimdi şu an videoyu çekmeye başlasak kesin bizi vurmaya başlardı demeye kalmadan gördüm adamı altımda şu anda. Uçuyorum abi uzayla. Uçtum. K47 Şivan. Öldü. O bir şey diyeyim mi, 8x 6x var ya, kar 98 falan filan coşturmuş bu. Şimdi ben bu taktiği sizlere direkt Gearpool'da göstereyim. Sonrasında acayip güzel avantajı kullanabileceğiz. Bir taktik versiyonunu göstereceğim. Yani bildiğiniz böyle istediğiniz yerlerde, hani bunu haritanın birçok yerine kullanabilirsiniz bu arada. Hani gel yap bu taktiği ve kullan. Mesela eğer siz konteynerin içinde olursanız buzlatamıyorsunuz kendi kendinize. Şimdi bu buzların bir tanecik de fake olayı var zaten. Bunu neredeyse hepiniz biliyorsunuz. Bunu da tekrardan göstereyim. Şimdi diyelim ki üst tarafa siz buz attınız, tamam mı? Alt tarafa da burayı kapatmışsınız gibi oluyor ama aslında içerisi boş. Buradan eğer isterseniz 5 yeneye geçip bu şekilde vurabiliyorsunuz, yani bildiğin. Halbisem şu an normalde duvar var ama yok yani. Şimdi ben bu olayı Gearpool'da göstereceğim, fakat siz bunu istediğiniz bütün hangarlarda kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken tam şöyle şuraya bir tanecik şey bırakıyorsunuz, tamam mı? Sen bir tarafını kır gel. Daha sonrasında ise şuradaki kapının şu çıkıntıya zıplıyorsunuz ve buradan ise bir tane buz atarsanız buranın çatısına çıkabiliyorsunuz. Mesela bu ne işinize yarar? Şurada diyelim ki adamlar gördünüz, bunlara sıkabilirsiniz ve bence bu da gayet güzel bir taktik. Bütün hangarlarda kullanabiliyorsunuz. Sen ne yapıyorsun? Oraya koydum. Al sana cover. Hah, gitti. Şimdi sizlere bir tanecik de son alanında diyelim pusma yeri arıyorsanız, gidecek yeriniz falan yoksa, mesela Malta yolunda şunun gibi şeyler var, tamam mı? Geliyorsunuz buraya, bir tanecik buz atıyorsunuz. Bak şu şekilde atıyorsunuz, tamam mı? Şöyle atabilirsem ve attım. Yani bu şekilde eğer atarsanız, örnek veriyorum, bunun içi aslında yok. Ama var, hani bunu birazcık daha içeriden doğru atarsanız eğer, bu buzların dışarısı içinde olacağı için hani direkt şöyle içeride cover'ınız olacak ve şu buzlar burada olacak. Şimdi diyelim bu tür evlere geliyorsunuz, bazen alana 1 metre falan kalıyor, alana gitmeniz gerekiyor fakat cover'ınız yok. Var ama yokmuş gibi düşünün. Şimdi şöyle yapıyorsunuz bu evlere geldiğinizde, buranın çatısına şöyle hemen çıkıyorum. Buraya çıktıktan sonrasında ise şuraya atlıyorum, tamam mı? Buraya atladıktan sonra eğer şuraya bir tanecik buz atarsanız şöyle, daha sonrasında buraya gelip aynı şekilde buraya da pusabilirsiniz. Örnek veriyorum, alan şu taraftadır, tamam mı? Sol taraf falan alanın içi, gidecek yeriniz yok. Aynı şekilde eğer istersen şurayı da cover yapıp yine aynı şekilde şöyle
statüde diyelim birileri var, ateş edebilirsiniz. Bu arada bilmeyenler varsa, diyelim arkadaşınızda ateş ürünü var, tamam mı? Böyle bir tanecik ateş ürünü attı. Daha sonrasında ise bunun üstüne gelip eğer isterseniz buz atabiliyorsunuz. Şöyle geleceğim, inşallah rezon kafama düşmez. Bunun üstüne geldim, atladım. Daha sonrasında işte eğer isterseniz bu şekilde gelip bunun üstlerine buz atabiliyorsunuz. Alttakini saymayın, bunlar zaten fake biliyorsunuz ki. Bunları zaten sizlere söylemiştim, hani fake bildiğim bu. Var ama yok, hani adamlar ateş etse içinden geçer fakat siz pusarsanız geçmez. Şimdi bu videoluk bizden bu kadardı. Sırada ise bir güzel köprüye gidip Scar 6X'imle, Car 98X'imle ölümü tadına bakacağım. Yani biliyorsunuz ben videonun sonunda ölmezsem o video olmuyor. Şöyle gidebilirsem köprüdeki pusuya kurban gideceğim. Bu arada bilmeyenler varsa sizlere bir tane de şöyle bir taktik göstereyim. Zıplay yumruk at yapıp mesela araca binerseniz böyle havada kalabiliyorsunuz. Utku, beni şu an arabada mı görüyorsun, havada mı görüyorsun? Baksana. Bir saniye, hemen bakıyorum. Oo, şu an havadasın ve araba sürüyorsun. Havada araba mı sürüyorum cidden? Evet, istersen ekran görüntüsü alır. Al. Aldım. Tamam. Ve bu taktikte bu arada sizlere arabanın üstünde gösteriyor. Bunu nerelerde kullanabilirsiniz bilmiyorum. Mesela değişik bir cover alma yöntemi olabilir. Efendim? Arabayı buranın içerisine soktuğunda senin karakterin yukarıda kalacak yani. He. Millet dışarıdan seni göremeyecek. Buggy'yi orada sanacak. Mantıklı. Şöyle yukarıya doğru geldik. Belki burada bir pusucu falan bulursak onları öldürebiliriz diye, ama sanırım bulamayacağız. Burada pusan yoktur. Mermiyi de değiştirdim. Uçuyorum ben kanka. Ve tertemiz aldık. Bu arada bir daha havada BŞN'ye geçmeyeceğim, onu anladım. Kanka adamları gördüm aşağıda. Aşağıda bak, hepsi koşuyor bak şu an. Gördüm, tamam. Lan oğlum aşağı gittim. Saçma bir şekilde. Tamam, sen orada yaşarsın, sıkıntı yok. Ben buradayım. Görürsem bum bum. Ben de aynı şekilde. Gördüm birini, ah, bir aldım. T aşağıda, öyle böyle değil. Baygındı. Lan bizi fişek atıyorum lan. Al, al sana fişek. Lan alıyordum onu. Son bir kişi kaldı. Bak, görüyorum şu an. Rün atarak geliyorlar. Buz M4'ün aynen. Bence zaman. AVM M4 yapsana. AVM'li ateşli falan. Ben de şöyle bitiremeyeceğim derken aşağıda sis var. Bunu arkadaşını kurtarmak için mi attı bunu? Watch out. Ne yapıyor? Orada mı? Tam aradan vuruyorum bak. Görmedi ya. Kar vurdum bir tane. Alana gelecek. Hazır ol. Orada artık GG ya. Aynen. Kolaydı bu. Ve bitti. Dertemiz. Evet, bu videoluk da benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince sizlere pusu taktiği göstermeye çalıştım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada like atarsanız like hızı alırım. Keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment cause you just don't know. But some things never change. Never change.